YouTube'un en kras kanalı Krasizm'e hoş geldiniz. Çok güzel bir maç videosunda karşınızdayım. MyClub dünya birincisi Botu sonunda yendik ama co-op'ta yendik. Fark etmez. Sonuçta rövanşı almış olduk. Videoyu izleyenler bilecek. Elimizden kaçırmıştık. Başa baş giden bir maçta maalesef kaybetmiştim. Tekli bir maçta denk gelmişti. Ve geçenlerde bir co-op maçında karşımıza geldi. Maç kaydını başlatayım. Zaten video sırasında konuşmaya devam edeceğiz. Evet, maça geçiyoruz. Daha doğrusu öncesinde istatistiklere geçiyoruz. İşte bot M5RF kullanıcı adıyla %86.8 galibiyet oranlı 9999 dereceli kendisi. Yanındaki iki kişiyi bilmiyorum ama co-op derecelerine bakıldığında 98 seviyeyi görüyoruz. Diğeri de az değildi. Dolayısıyla boş oyuncu değiller diye düşünüyorum. Co-op'la tekli arasında dağlar kadar fark var, onu söyleyeyim size. Biri şampiyon rozeti almış, diğeri alamamış yanılmıyorsam ama co-op'ta 98-99 seviye olmak zaten oyunu bilmeyen bir kişinin yapamayacağı bir şey. Dolayısıyla bu seviyelere çıkan bir kişi co-op'u bilen bir kişi tabii ki. Burada bizim istatistiklere bakacağız mı? Kim bu? Yanılmıyorsam bizim Adapto. Mu Adapto herhalde. Evet, Adapto'nun istatistikleri. Geeks'in doğduğu köy falan. Bu benim istatistiklerimdi. Hızlı bir şekilde geçiyoruz ve Tanercan 16, namı diğer Tanercan 16, asıl ismi Çağatay biliyorsunuz. Ve Çağatay, biz bu şekilde adaptasyon, Çağatay ve ben, adaptasyon diyorum ama Ahmet ismi. Ve bu üçlü ilk defa bu gece oynuyorduk. Yani onu da söyleyeyim size. Bir klan, kastığımız bir klan falan değildi bu o hafta için. Biz sadece keyfine oynuyorduk. Saatte yanılmıyorsam gece 4.30 falan. 4.30'da canlı yayındaymışlar, onu da sonradan öğrendim. Bizim rakibimiz oldular. Çok güzel bir maç oldu bizim adımıza. Rahat bir galibiyet aldık. Şimdi onu izleyeceğiz sizlerle. Aynı gece, şunu da söyleyeyim hemen maçın başında. Bu birinci maç. Aynı gece saat 6'yı geçerken dedim ki son maç oynayalım, hadi yatalım artık dedik. Saat 6 çünkü sabah. Artık yatacağız dedik ve tekrar son bir maç oynayalım dedik. Şu başlama vuruşu bir yapılsın derken gene biri durdurdu. Her neyse. Saat 6'da haydi kapatalım ama son bir maç oynayalım dedik. Bastık, dedim ki keşke bot gelse de ikinci defa yensek dedim, co-op'ta dedim. Ve nasıl bir istekte bulunduysam, o an başka bir şey isteseydim keşke. Bot tekrar geldi. Arkadaşlarıyla aynı kadro ve biz gene aynı kadroyla karşı karşıya gene geldik. Yani bu sizin izlediğiniz şu anki bu videodaki maç birinci maçımız. Aynı gece ikinci maç da var. Onu da kazandık. Onun da kaydı var. Sonra paylaşacağım ve Çağatay'ın vuruşuyla başlıyoruz. Kırmızı renkte olan benim. Yeşil mi? Sarı olan adaptasyon ve mavi olan da Çağatay yönlendiriyor. Diğer tarafta bot pembe renkte. Oyuncuları yönlendiriyor. Ve maça geçtik. Videoyu uzatmamak adına önemsiz yerleri keseceğim. Çünkü 20 dakika civarında bir video sıkıcı oluyor bana göre. Elimden geldiğince özellikle gol anlarını ve size anlatım yaptığım kısımları paylaşmak istiyorum. Onun haricinde boş kısımları keseceğim. Bot dediğim gibi, yani tekli ile co-op arasında çok büyük fark var. Şimdi bu adam tek başına gelse, yani yanlış anlaşılmak istemem, Çağatay kızmasın. Belki Çağatay yenecek. Belki adaptasyon Ahmet'i yenecek. Kalitede bir oyuncu. 9999'a yükselmek, her ne kadar o kadar gece gündüz maç yapsa da herkesin harcı değil. Dolayısıyla o dereceye bir saygı duyuyoruz. Ama co-op başka bir dünya dediğim gibi. Co-op'ta normal MyClub derecesi 600-700 olmuş bir kişi bile arkadaşlarıyla iyi bir uyumla çok rahat galibiyetler alabilir. Co-op tamamen uyumla alakalı bir kısım. Bu arada ilk golü yiyorduk dakika 13'te. Korner. Co-op çok farklı bir dünya. Hep co-op videolarında şunu söylüyorum. Bir kişi gibi oynuyorsanız co-op'u, bir kişi gibi oynuyorsanız başarırsınız. İki kişi olduğunuz belli oluyorsa, üç kişi olduğunuz belli oluyorsa o maçı kazanamazsınız genellikle. Çünkü uyumdan geçiyor iş. Galibiyet uyumdan geçiyor. Galibiyetin anahtarı uyum co-op'ta. Burada tabii ki botu tek başına yenmiş değiliz. Yanındaki arkadaşlarıyla birlikte kendisini mağlup ettik. Ama sonuç olarak, yani ben de dünya birincisi olsam MyClub'da, co-op'ta birileri beni yense o da tabii ki
kendisini mutlu hisseder sonuçta. İşin içerisinde dünya birincisi var. Dolayısıyla baktığımızda önemli bir iş ve ilk gol mü geliyor? İlk gol mü geliyor? Karşı karşıya, evet, ilk gol geliyor. Golü atan Çağatay yanılmıyorsam. 1-0. Dakika 20. O gece saat 4.30'da bana yazan takipçim var. Diyor ki yayını izliyorum. Yayını izledim diyor, daha doğrusu maçtan sonra yazdı. Çok rahat galibiyet aldınız falan dedi. Ben şaşırdım o saatte izleyen bir kişi görünce. İki kaçtı. İki kaçıran da benim maalesef. Şimdi ataktayız. Pepe orta iyi yere, savunma uzaklaştırdı. Van Dijk'la çıkmak istiyorlar. Araya girdik. Top bizde. Şimdi bir pas Beckham. Vieira'nın pası. Bir karambol anı, direkten döndü ama offside. Ve bir duran top şansı. Beckham'la kullanacaklar. Tehlikeli bir nokta. Topun başında Faysal var. Vuruşunda top üstten out'a gidiyor. Ben bu botu hiç takip eden bir insan değilim, onu söyleyeyim. İşte Faysal, yanındaki Amin, değişik bir isim. Bunun Arap olduğunu ben çok sonra öğrendim mesela. Yani hiçbir yayınını izlemedim, maçlarını bilmiyorum. Benle karşılaşana kadar sadece şunu biliyorum. Birinci sırada işte, yani birinci sıradaydı Michael Up'ta. Ve geçen senelerde olmayan bir adam bu. Bu sene ilk defa PES'te görüyoruz. Bilmiyorum, geçen senelerde farklı bir ismim var mıydı? Onu da bilmiyorum. Bakın belki bu biliniyordur ama ben onu da bilmiyorum. Dediğim gibi çok tanıdığım bir adam değil. Yanındaki kişilerin isimlerine falan da bakınca muhtemelen arkadaşları yani. Zaten tanımadığı kişilerle girecek bir adam değildir herhalde. Sanıyorum MyClub'da birinci olduktan sonra, 9999'la birinci olduktan sonra maç yapmayı bıraktı diye tahmin ediyorum. Ona da bakmadım, bakmıyorum hiç. Takip etmiyorum dediğim gibi. 9999 olduktan sonra, bu aradaki şey, golü atamadılar gene, bıraktı diye tahmin ediyorum. Artık kova paslardı. Tıpkı bizim gibi aslında. Yani biz birinci olacak seviyede oynayan insanlar değiliz. Yani en azından kendi adıma söyleyecek olursam. Bu sene hedefim şampiyon rozeti almaktı, bin olmaktı. Onu almak için yoğun bir şekilde oynadım ki hala 700 maça ulaşmış kişi değilim tekli maçlarda. Co-op'ta 1300'e yakın maç oynadım. Oyunun keyfi bana göre artık Co-op'ta çıkıyor. Kadrolar full zaten. Co-op'a giriyoruz güzel kadrolarımızla. Şovumuzu yapıyoruz. İstediğimiz hareketimizi yapıyoruz. Ve en güzeli hile vesaire muhabbeti yok. Yani geride pas yapma ihtimalleri yok. Geride pas yapmak hile değil, tamam da. Ya da ne bileyim işte canınızı sıkabilecek şeyler çok fazla yok Co-op'ta. Sadece bağlantı kötü olabiliyor bazen. O da zaten tekli maçlarda da olabilen bir şey. Dolayısıyla bu arada gene bir gol kaçırıyoruz. İkinci gol kaçtı. Dolayısıyla Co-op her zaman diyorum. Yani 2018'den beri hep aynı şeyi söylüyorum. Co-op maçları teklilerden çok çok daha keyifli. Keyif almak istiyorsanız, kafam rahat olsun diyorsanız, kafanız uyuşan bir iki kişiyi bulun ve Co-op oynayın. Artık ilk yarının son dakikasındayız bu arada. Hala 1-0. Bu maçta çok gol oldu. Ama ikinci yarı da olmuş demek ki. Size şöyle söyleyeyim. 7 tane mi? 8 tane gol olmuş olması lazım. Bu arada botun puanına dikkat etmeliyseniz birazcık geri alıp bakın. 339. Co-op için rezalet bir puan ilk yarı için. Maç sonunda da zaten çok bir farkı yoktu. Dediğim gibi işte onu anlatmaya çalışıyorum. Tekli ile Co-op arasında çok büyük fark var. İkinci araya gidiyoruz. Yani işte istemem o ki siz 9999 olabilirsiniz. Yanınızdaki iki kişi de 9999 olabilir. Ama Co-op'ta işler çok farklı, dengeler çok farklı. İyi anlaşan üç kişiye karşı her zaman için zorlanırsınız. İstediğiniz kadar teklide çok iyi oyuncular olun. Tabii ki üç kişinin uyumu önemli ama üç kişinin oyunu biliyor olması da önemli aynı zamanda. Oyunu bilen 3 kişinin uyumu önemli desek çok daha doğru bir yorum yapmış oluruz. İkinci yarıda dakika 49, bir duran top kullanıyorlar. Atağa çıkmak istiyorlar. Vieira ayak koydu. Bir faul kararı daha. Top bu sefer bizde. Saçma faullerden biri gene bana göre. Çok can sıkıcı, oyunun akışını bozan, saçma sapan faullerden biriydi.
bir ara indirdi. Şimdi Cruyff çok güzel bir ara topu Çağatay attı. Çağatay attı, 2 oldu. 2-0. Dakika 51. Yanılmıyorsam ilk golü de Çağatay atmıştı, emin değilim. Çağatay'ın zaten bitiriciliğini her kop videosunda söylüyorum. Onlardan biriydi. Pepe'nin ara pası bu arada offside. Tehlikeli geliyorlar bu arada Messi ile. Messi'nin ara pası, bir vuruş kaleci. Kaleyi çok güzel yönetiyor Ahmet. Adaptasyon. Adapto ismi de Çağatay'dan kaldı ya arkadaş. Daha birbirlerini tanımıyorlarken co-op'ta karşılaşmıştık. Biz Serdal abi, Çağatay, ben girdiğimizde. Ahmet de başka kişilerle girmiştir. Rakip olmuştuk. Yayındaydık hatta, canlı yayındaydık. Adapto falan muhabbetini orada Çağatay başlattı. Kendisi de alınmıyor sağ olsun. Adapto diyorum zaman zaman ben de ona hala bile. Şu an tanıştık, sohbetimiz var. Şimdi saçma sapan bir vuruş. Bu arada bir hata, ters bir vuruş. Pepe gidiyor. Pepe dışarıya çıkardı. Savunma, Cruyff yerde. Penaltı. Vermedi sandım ya. Penaltı işte yani, net. Net bir penaltı. Adapto topun başında. Dakika 62, fark 3'e mi çıkıyor? Ronaldo bir panenka. Yapılmayacak bir hareketti. Ve 3-0. Ben olsam yapmazdım yani. Kaleci oynatmayacaklarını düşünürdüm. İyi denk gelmiş. 3 oldu fark. Dakika 62. Bu arada Cruyff'la bir pas. Ronaldo karşı karşıya. Ronaldo direkten dönen top. Ve hakeme bakıyorum, verdi golü, 4-0. Bir hata, bir güzel pas. Direkten dönen bir top belki ama şansımız orada yaver gitti ve 4-1 oldu derken şu hareketi yaptılar ya, daha da bir şey demiyorum. Santra'dan uzun top. Gıcık bir şey. Co-op'ta özellikle çok daha gıcık. Arkayı kimse tutmazsa böyle ataklar olabiliyor. Saçma sapan bir gol yemek üzereydik. Allah'tan olmadı. Şimdi biz çıkacağız. Güzel bir pas. Beckham top bende. Oradan anlayabilirsiniz topu nasıl harcadığımı. Bomboş iki kişiye pas atamadık. Ve top rakibe geçmiş oldu. Dakika 74 artık ve 4-0'lık net bir üstünlüğümüz var mücadelede. Beckham vuruyor. Adapto ne yapıyorsun? Botun çizgilerine dikkat. Co-op bilenler bilir. 3 çizgi. Dakika 76. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. 3 çizgi şu an 4 oldu mesela. Bu dakikalarda 3 çizgi, 4 çizgi rezalet bir şey demek. Yani maç içerisinde olumlu çok az hareket yaptığı anlamına geliyor. Ve bu arada golü yedik. Fark 3'e indi. Bir gol sevinci yapıyorlar. Ben yorumsuz diyorum bu kısma ya. Bu kısma yorumsuz diyorum. Yani gol sevinci konusunda daha önce çok defa konuştum. Çok şey söyledim. Uzun bir taktik yaptılar bu arada. Ya gol sevinciyle alakalı diyordum yani. Çok şey söyledim. Bu arada o uzun topu biz mi yaptık şimdi de gıcık gibi? Ve üstüne gol de mi attık? Resmen beni utandırdınız yani. Adapto attı pası, Çağatay da golü attı. Beni utandırdınız gençler. O kadar eleştirdikten sonra aynısını yapmak istediler ama bu sefer önlemi almıştık. Ya gol sevinci konusunda kimseye tabii ki bir şey söylemeye hakkım yok. Oyunun verdiği bir şey, hak da bu. 4-0'lık bir maçta 4-1 yapıp gol sevinci yapmak, hele ki 70. dakikalara gelindiğinde. Bu arada o klasik gollerimden birini artık, yani skor olmuş 4-1, dakika olmuş 80, dolayısıyla denerim artık şansımı. Atamadık, olmadı. Skos'la korner kullanıyoruz. Arka direğe doğru seken top, bir vuruş, savunmadan sekti. Nedved bıraktı, Ramos, onun pası. Şimdi Marquinhos içeriye doldurdu. Varane indirdi. Karşı atak şansı.
Everton. Uzun bir vuruş, uzun bir pas. Puyol araya girdi. Ramos. Onun da uzun pası. Offside. Yok mu diyecektim ama offside. Ya işte gol sevinci konusu öyle. Ya da birinci dakika mesela gol atıyorsun, gol sevinci yapıyorsun. Dediğim gibi bir şey, yani eleştirmek için söylemiyorum ama yani o maçta 5 gol yedikten sonra keyfi kalmıyor ki. Ronaldo ile bu arada ben gidiyorum artık bir gol atar mıyım? Normalde orada pas atarım ama böyle bir maçta bir gol de benim olsun diye vurmuşumdur. Öyle tahmin ediyorum. Video kaydını bu arada maçtan bir hafta sonra falan alıyorum. Yani onu da söyleyeyim. Araya biraz zaman girdi. Video kaydını aldığım sırayla alakalı. Artı 6. Bundan sonrası artık çok da mühim değil. Yanılmıyorsam bir gol yedik bunun üstüne. Skor oluşmuş oldu. Yani My Club birincisini yenmedik. Evet, My Club birincisinin arkadaşlarıyla birlikte kendisini yendik ama benim My Club birincisinden ne olursa olsun co-op'ta bu kadar az bir derece yapması, golü yedik bu arada, bana göre ilginç. Yani bu kadar az bir puan co-op'ta, dediğim gibi çok farklı kişilerle de oynuyorum ben. Bu kadar az bir puan yapılmaması lazım bana göre co-op'ta. Ama öyle bir denk geldi diye söyleyelim ve çok da yorum yapmayalım artık daha fazla bu konuda. Ve son düdük geliyor. Fenerbahçe Cumhuriyeti takım ismiyle 6-2 Playing Art takımını, Botun takımını yeniyoruz. Güzel bir galibiyet. Farklı bir galibiyet. İstatistiksel olarak da maç sonu puanlar olarak da gayet üstünüz. Bot 547 yapmış. Çok az. Yani benim 1300'üm bana göre çok az. Çağatay'la adaptasyona bakınca zaten onu anlamışsınızdır ama benim puanım 1300 çok az. Onların çok daha az. Yani botun. Çok ilginç gerçekten. Bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. İkinci videosunda bu maçın revanşında gene karşınızda olacağız inşallah. Görüşmek üzere diyelim. Klasizm kanalını takip etmeyi unutmayın. Eyvallah.